Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'de Cristiano Ronaldo tek başına olacak ve bakalım arkadaşlar Ronaldo kendi takımını kurabilecek mi? Kendine has uygun bir takım kurabilecek mi? Göreceğiz arkadaşlar. Bunu tabii ki Ronaldo'nun kendisi belirleyecek arkadaşlar. Attığı goller belirleyecek. Attığı gollerle kendisine yeni oyuncular kazandıracak. Bu oyuncuları nasıl kazandıracak arkadaşlar? Sizler yorumlara yazacaksınız arkadaşlar. Bunların hepsini anlatacağım. Videoya başlamadan önce serinin devamı için kesinlikle sizlerden bu videoyu arkadaşlar en az 2500 beğeni bekliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar, herkesten bir like bombalaması ve yeniyseniz de kanala abone olun ve bildirimleri açın. Yeni bir seriye başladık. Bakalım neler olacak seride arkadaşlar, göreceğiz. Abone olup bildirimleri açın ki bütün bölümlerden haberdar olun arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi başlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün 69'luk oyuncuları koydum ve bir Ronaldo'yu koydum arkadaşlar. Yani Ronaldo burada tek başına. Ronaldo tek başına güzel bir takım oluşturmaya çalışacak. Bu oyuncuları nasıl oluşturacak? Sizlerin yorumlarınız sayesinde oluşturacak. Ve kaç tane gol atarsa ona göre, kalitesine göre oyuncu alacağız. Yani diyelim 5 tane gol attı, elit oyuncu alacağız, usta oyuncu alacağız ya da 2 tane oyuncu alacağız. Bu oyuncular nasıl arkadaşlar? Ronaldo'nun kariyeri boyunca aynı takımda forma giydiği bütün oyunculardan herhangi birisini yoruma yazacaksınız. En çok beğenilen yorumdaki oyuncuyu alacağım. Mesela Pepe olur, Quaresma olur, Portekiz milli takımında onlarla oynadı çünkü arkadaşlar. Nani olur veya daha birçok oyuncu var arkadaşlar. Yani Manchester United'da eskiden forma giydiği oyuncular, Real Madrid'de bütün zaman boyunca forma giydiği. Şimdi Juventus'tan da, bu arada Juventus oyuncularını da yazabilirsiniz. Sonuç olarak giyecek yani, aynı formayı terletecek. O yüzden arkadaşlar onları da yazabilirsiniz. En çok beğenilen yorumu alacağım. Hadi bakalım arkadaşlar, o zaman hız kesmeden başlayalım. Bu arada dizilişe uygun oyuncular yazın lütfen. Bu da aklınızda bulunsun. Dizilişe uygun olursa gerçekten çok güzel olur. Bu arada elimde benim Quaresma var mı? Quaresma'yı satmışız, evet. Quaresma yok yani, Quaresma yazarsanız onu da satın almam gerekecek. Ama arkadaşlar gerçekten en beğenilen yorumu alacağız. Ancak önce bir oynamamız lazım arkadaşlar. Nerede oynayacağıma daha karar vermedim. Ama arkadaşlar normal mücadelelerden girelim. Bu arada şey çalışıyor abi. Neydi bunun adı ya? Vantilatör çalışıyor. Yine de bayağı terledim. Umarım sıkıntı yaşamayız. Her neyse arkadaşlar, şimdi buradan benim bayağı ilerlettiğim bir şey vardı. Doğu Avrupa. Buradan hala German Lens'i alamadık. O zaman bir onu almaya çalışalım arkadaşlar. 5. kısmı birazcık ilerletelim. Enerjimiz de zaten bayağı bir dolmuş. Yani onu birazcık azaltmamız da gerekiyor. Hemen arkadaşlar 72 genlik takımımızla 90 genlik rakibe karşı oynayacağız. Yani ne kadar zorlanacağımızı artık siz düşünün. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Ronaldo tek başına başarabilecek mi, bir şeyleri göreceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar. Avoni. Cristiano Ronaldo. Ronaldo güzel bir hareketle geçti. Tite onu da geçebilecek mi? Ronaldo onu da geçti. Ronaldo bir hareket daha yaptı. Ronaldo topu çekti. Evet arkadaşlar, Ronaldo gol atarsa şu anda gerçekten güzel olacak derken Ronaldo 1-0 öne geçti. Yani arkadaşlar Ronaldo bu şekilde gol atmaya devam ederse bir sonraki bölümde Ronaldo'nun eski bir takım arkadaşı Ronaldo sayesinde takıma katılmış olacak. Yani bu seride zaten full Ronaldo ile oynamaya çalışacağız. Bakalım arkadaşlar serinin sonunda ilk 11 nasıl tamamlanacak? Sizlerin en beğenilen yorumlar sayesinde tabii ki. Ancak tabi birazcık videonun sonlarına doğru yazın ki bu yorumları hani anladınız da demek istediğimi. Neyse, bu arada forma çekilişimiz devam ediyor arkadaşlar. Açıklama kısmında istediğiniz bir formayı size vereceğim. Açıklama kısmında Gleamio çekilişi var. 3 tane puan var arkadaşlar. Onların 3'üne birden tıklayın. Birisini siteyi ziyaret etme zaten arkadaşlar. Birisi Instagram'dan takip etme, birisi de abone olup bildirimleri açma. Bunları yaptıysanız bile tıklayıp doğrulayın arkadaşlar. 10 puanınız geliyor yani, sıkıntı olmuyor. Kötü bir şut çektim sizlere bunları anlatırken. Yani tıklayın ve doğrulayın arkadaşlar. Girin bir üye olun, kayıt olun olmadıysanız ve yapın arkadaşlar bu görevleri. Ve çekilişe katılın. 2 kişiye vereceğim. Bir de fotoğrafımı beğenenlerden birine vereceğim. Bunları 2-3 gün içinde açıklayacağım bu arada. Haberiniz olsun. Putnotki. Instagram son fotoğrafımı da beğenirseniz onu beğenenlerden bir kişiye direkt olarak veriyorum. Ama aynı zamanda takip ediyor olmalısınız. Çünkü eğer beğenen kişi çekilişte çıkarsa, takip etmiyorsa beni, maalesef ona veremeyeceğim yani. Çünkü takip etmek de şart. Evet, her neyse. Grit Kayer. Oha. Adamın adı Kayer ama Grit Kayer. Giorico. Cristiano Ronaldo yeniden. Ronaldo. Ronaldo geçti. Bir kez daha geçebilecek mi? Cristiano Ronaldo gerçekten mükemmel bir hareket. Ronaldo. 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 Cristiano Ronaldo. Evet arkadaşlar, zaten Instagram'daki en çok beğenilen futbolcu fotoğrafına sahip, tam Juventus'ta attığı şöyle fotoğraf 11,5 milyon beğenilmiş. Yani arkadaşlar bu ne demek olur? Cristiano Ronaldo dünyada en çok sevilen ve bence dünyanın en iyi futbolcusu.
Ya bence abi ben öyle düşünüyorum ve gerçekten çok kaliteli bir futbolcu ve tamamen Ronaldo'cuyum yani. Messi'yi de severim. Aslında öyle bir ayrım yapmıyorum arkadaşlar. Yani Ronaldo'cuyum deyip böyle Messi'yi sevmeyen çok insan var. Messi'ye karşı Ronaldo'ya karşı arasında rekabet. Ben öyle düşünmüyorum ama tabii Ronaldo'yu daha çok seviyorum. Çünkü daha çok beğendiğim için Ronaldo'yu daha çok seviyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Situm. Gitkayer. Kaleciyi falan açtım. Gol yemem umarım. No way. Evet gol. Evet arkadaşlar 2-1 oldu maalesef. Ama burada Ronaldo'nun bir suçu yok. Çünkü Ronaldo defans değil. Ronaldo'nun biz attığı gollere bakacağız. O yüzden arkadaşlar bir sonraki bölümde kaliteli bir transfer alabiliriz. Sizlerle birlikte Ronaldo'nun oynadığı takımlardaki oyunculara birazdan bakabiliriz tabii ki. Ronaldo şöyle yanına pas atamıyorsun. Şuraya pas at, pas at o zaman. Haydi bakalım. Şimdi Robinson. PC. Adamın adı PC, ilginç. Tite. Evet. Ronaldo geçebilecek mi? Sola dönemedi. Evet. Evet maalesef. Maalesef. Bir gol daha atamadık. İlk yarıda Ronaldo'dan sadece 2 gol geldi ancak konuştum. Açıklama yaptım size. Anlattım biraz. O yüzden böyle olmuş olabilir. Evet. Gitkayer. Giorico. Giorico. Evet. Oo. Biraz sıkıntı. Situm. Emperor. Wow. Güzel kafa abi. Aquar. Verdi pasını şimdi Avoni'yi. O Ronaldo ise gol gelir abi. Bu arada pası atana kadar zaten. Adam pası atacak da sonra Ronaldo'ya gelecek bir de. 69'luk oyuncular arkadaşlar. Gerçekten zor ya. Gerçekten biraz zor. Evet. Jericho. Güzel pas abi Avoni'yi. Ronaldo'ya güzel pas gelir mi? Geldi. Ronaldo çeker mi o topu? Kontrol etti. Ronaldo güzel bir çalım geçemedi abi ya. Geçebilseydim var ya çok güzel olurdu. Bir gol daha gelirdi Ronaldo'dan. Evet Ronaldo. Ronaldo geçti. Ronaldo aşırtma deneyeceğim abi. Kaleci açılıyormuş gibi yaptı. Gerçekten çok güzel gol olurdu. Keşke açılsaydı kaleci de. Yani öyle pozisyon yani bir senedir FIFA Mobile 18 oynuyorum. Öyle pozisyonda kalecinin ne kadar açılmayacağını da biliyorum aslında ama gerçekten ilginç. Bu arada bilgisayarın hafızası doluyor. Gerçekten abi şu an moralim bozuldu. Nakajima. Aucar. Jericho. Ronaldo'ya doğru çok değişik bir pas denemesi. Ben Ronaldo'nun topu her halükarda kontrol edebileceğini düşündüm bir an. Neden öyle düşündüm? Hiçbir fikrim yok ama öyle düşündüm. İlginç. Gitkayer. Emperor. Ronaldo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Güzel bir çalım geçecek. Abi tam Ronaldo ile gole gidiyorken mesaj geldi. Oraları kestim zaten ama moralim cidden şu an çok bozuldu. Yani %100 gole gidiyordum ya. Ben onu golden saymam lazım aslında. Gerçekten şu an çok moralim bozuldu. Nakajima. Avoni'yi. Hadi lan Avoni'yi. Bir gol sen at. Bir gol sen at. Yine Ronaldo'yu sayacağım. Hadi deminki hatadan dolayı Avoni'yi gol attı. 69 reytingli adamla 90 reytingli takıma gol attım abi. Gerçekten kendimi çok şu an yetenekli hissediyorum. Kaliteli bir oyuncuyum ya. Ben oyuncuyum abi. Gerçekten çok kaliteli bir oyuncuyum. Gerçekten muazzamım ben ya. Tabii ki işin şakası bir yana. Dilaver. Güzel bir... Uf. Abi güzel kaydım da o adam o topa yetişemez ki ya. Yetişecek mi lan? Yok. Dilaver. Dilaver kim abi ya? Dilaver diye böyle takımda oynayan isim mi olur? Gayet Kayer. Bu arada Kayer'in saçı gerçekteki Kayer'in saçına çok benziyor. İlginç. Ben hiç duymadım o adamı ama. Şimdi Ronaldo. Evet. Ronaldo'nun kontrolüyle maçın hakemi maçı bitirdi arkadaşlar. Bu seride bu bölümde yani bir tane maç yaptım. Ronaldo'dan iki tane gol geldi. 3-1 yendik maçı. Bence Ronaldo'nun çok fazla katkısı oldu. Zaten Ronaldo olmasa yenemezdim diye düşünüyorum. Hemen devam ete basalım. Devam ediyoruz ve arkadaşlar şimdi Ronaldo sayesinde kazandık. İki tane gol attı. Arkadaşlar bence Ronaldo yanına bir tane efsane bir takım arkadaşı hak etti. Ama bunu siz seçeceksiniz arkadaşlar ve bayağı bir yorum atın. Yani doldurun abi. Bütün oyuncuları yazın ya aklınıza kim geliyorsa. Herkes bir tane yazsın mesela. Hemen pazara gireceğim arkadaşlar. Pazardan bakacağız bakalım Ronaldo'nun eski oynadığı takımlar kimlermiş. Yeni oynadığı takım kim. Onlarda kimler var. Hepsine bakacağız arkadaşlar. Şimdi Juventus'a girelim. Sassuolo. Juventus. Kaydet ara. Şu anda da forma giymesi lazım tabii ki. Arkadaşlar mesela şu anda Juventus'ta oynayan gitmemiş olan tabii ki ben çok takip edemedim. Gerçi daha transfer olduğunu bilmiyorum. Dybala falan olabilir. Douglas Costa, Bernardeschi, Dybala falan. Hani bunlar olabilir. Dybala'yı bu arada iki kere söylediğim farkındayım. Lütfen düzeltmeyin yani biliyorum. Farkındayım. Neyse. Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Hemen ülkeye gelelim. Portekiz seçelim mesela. Sizlere ben hangi yorumları yapabileceğiniz konusunda tavsiyeler veriyorum da aklınızda zaten sizin illa biri vardır onu yoruma kesinlikle yazın arkadaşlar. Ve beğendiğiniz yorum varsa da onu da beğenebilirsiniz. Arkadaşlar Portekizli oyuncular mesela şöyle 78 yan yapalım minimum. Öyle çok pahalı da olmasına gerek yok. Zaten 2 gol bence o kadar da efsane bir şey hak etmiyor.
Mesela Ronaldo'nun yanında bir Ronaldo alabiliriz. İşin şakası tekrardan bir yana ama Bruma var mesela arkadaşlar. Ya da tabii ki daha iyi oyuncular var. Şöyle 83 yazalım. Portekizli daha kimler kimler var arkadaşlar. Pepe var falan birileri var yani. Gerçekten kaliteli oyuncular var. Arkadaşlar bunlardan birisini transfer edeceğiz. Yani bunlardan birisini seçin. Ama sizlere iki tane çekilişim var. Ben bunu her videomda söylüyorum ama bu son videom olabilir söylediğim. O yüzden son olarak arkadaşlar son şanslar artık katılmak için. Instagram'da fotoğraf 1100 beğeni geçti. Hani arasından çıkma şansınız var mı bilmiyorum da. Hani belki çıkar. O yüzden arkadaşlar Koray'la Deneme Sıfır takip ettikten sonra fotoğrafı beğenmeyi kesinlikle unutmayın ki belki çekiliş size de çıkabilir. Yani arkadaşlar belli de olmaz. Son attığım fotoğraf dün attım zaten. Yani 20'sinde attım ayın. Ona göre beğenirsiniz. Ve arkadaşlar açıklama kısmında Glimio çekilişi var. 10-10 puanlara da tıklayabilirsiniz. Burada videomuzun sonuna geldik. Kesinlikle şuradan kanala abone olmadıysanız abone olun. Çekilişte de var zaten. Forma istediğiniz formayı veriyorum. Yani bence yapın onları. Yorum atmanıza hiç gerek yok. Bu videoya yorum atın bu arada. Neyse şuradan da bir önceki videoya gidebilirsiniz. Şuradan da bir yerlere gidersiniz arkadaşlar. Koydum oraya size önerilen şeyleri falan koydum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Hoşçakalın, sizi seviyorum ve bay bay.